Havası temiz, suyu leziz gövdesin. Yiğidi bol, insanı aziz gövdesin. Dağlarıyla bağlarıyla sanki cennettir. Gören görmeyene, git de gör desin, gör desin, gör desin, gör desin. Gördes, yeşilin vatanı, huzurun yurdu. Gördes, binlerce yıla uzanan köklü geçmişiyle, tarihin sayfalarına silinmez çizgilerle kazınmıştır. Ayvanın, kirazın, tütünün en iyisinin yetiştirildiği Gördes, asıl sevdayla dokunmuş halıların diyarıdır. Bir vakitler Gördes'te dokunan halılar Osmanlı coğrafyasının bütün büyük camilerini ve köşklerini süsler. Hatta fermanla Kabe için halılar yaptırılırdı. Gördes, uzun ve görkemli tarihinde işgaller, baskınlar, felaketler yaşar. Harap olan kasaba yaşanmaz hale gelince göç mecburiyeti doğar. Tarihinden ve hatıralarından uzak düşmek istemeyen Gördesliler hemen yakındaki tepeye taşınırlar. At ocaklarından kopan Gördesliler yeni umutlarla yeni bir Gördes kurarlar. Yeni bir yurt kurmanın ortaya çıkardığı sorunları Gördes'in tüm yerel yönetimleri ellerindeki bütün imkanları kullanarak çözmeye çalışırlar. Fakat Gördes coğrafi konumu nedeniyle aşılmaz dağların geçit vermezliğiyle kuşatılmıştır. Geçilmez yollarıyla Gördes uzun yıllar gözlenerek içine kapanık kalır. Yıl 2009. Gördes için umut vakti. 29 Mart 2009 yerel seçimleri sonunda Gördesliler, hizmet sevdalısı bir ekibi iş başına getirdiler. Değerli Gördesliler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu kararlı ve çalışkan ekip, Başkan Muhammed Akyol'la birlikte yüzü ak, yolu açık bir Gördes için göreve başladılar. Borç dağları eridi.
Gördes Belediyesi büyük bir ekonomik çıkmazın içinde sıkışıp kalmış, neredeyse kilitlenmişti. Başkan Akyol, bürokrat geçmişinden kazandığı büyük tecrübeler ve merkezi hükümetle kurduğu başarılı ilişkiler sayesinde borçları yapılandırmayı başardı ve ödemeler düzene girdi. Temiz bir Gördes. Önce yaşanabilir tertemiz pırıl pırıl bir Gördes dediler. Altyapıları ile birlikte sokakları, kaldırımları yenilediler. Belediye başkanımızın verdiği hizmetlerden ötürü kendisine sonsuz teşekkür ederiz. Son derece memnunuz. Sağ olsun Muhammed Başkan'a bir defa söylemeyle Allah razı olsun geldi mahallemizin yolunu yaptı. Işıl ışıl bir Gördes için gece gündüz durmadan çalıştılar. Sağlıkta dev adımlar. Yeni devlet hastanesinin inşaatını başlatarak sağlıkta dev bir adım atıldı. Gördesliler yeni ve modern hastanelerine kavuşacaklar. Hastanemiz yapılacak, yollarımız yapılacak. İnşallah yeni gelen kepçelerimizi de gördü milletimiz. Daha da hizmet bekliyoruz, daha da hizmet verecek inşallah. Memnunuz. Konut sorununa büyük çözüm. Gördes'in konut sorununa TOKİ ile çözüm geldi. Gördes Belediyesi 168 daire, bir ticaret merkezi ve bir camiden oluşacak sitenin TOKİ tarafından yapılmasına öncülük ederek Gördes'in ve Gördeslilerin her zaman yanında olan Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanımız Sayın Bülent Arınç'ın da katılımıyla heyecan ve coşku içinde sitenin temeli atıldı. İşte hayallerimiz, işte rüyalarımız gerçek oluyor. Barajımız, hastanemiz, yolumuz. Biz bu yola çıkarken Gördes bizimle değişecek, bizimle gelişecek, bizimle büyüyecek demiştik. Aşk ile, şevk ile gece gündüz çalıştık. Gördes'i dünyaya açıyoruz. Yollar, Gördes'in can damarıdır diyerek yol yapım ve genişletme çalışmaları başlatıldı ve Gördes'in kolları Ege'ye açıldı. Köprübaşı Gördes yolu ihaleye çıktı. Akhisar, Gördes, Güneşli, Demirci güzergahında bir yol çalışması yapıldı. İyileştirme yapıldı. Ama daha güzeli arkadan geliyor. Şu anda proje çalışması devam ediyor. Akhisar, Gördes, Güneşli, Demirci Karayolu tekrar yeniden Gördeslilerin hizmetine sunulacak. Hayaldi, gerçek oldu. Güneşli Barajı ve Doğanpınar Göleti'nin temelini yine Sayın Bülent Arınç, Orman ve Çevre Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin katılımıyla atarak bir hayal daha gerçekleştirildi. Sevdamız. Geleceğimiz, çocuklarımız için yeni oyun sahaları, eğitim yuvaları ardı ardına açıldı. Çocuk parklarımız yenilendi, düzene konuldu ve çocuklarımız bu durumdan çok memnun. Gördes, eğitimde akıllı tahta uygulamasını başlatan ilk ilçelerden biri oldu. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun ana sınıfı ve yemekhanesiyle Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun ve Gördes Belediyesi Kız Yurdu Yemekhanesi bitirildi ve öğrencilerin hizmetine sunuldu.
Hüseyini Baba Mahallesi modern bir anaokul kazandı. Eğitim icraatlarına hiç yılmadan ve hız kesmeden devam edildi. Gördeslilerin yıllardır özlemle beklediği Anadolu Lisesi'nin kendi binasına kavuşması için okulun inşaatına başlandı. İnşaat hızla yükseliyor. Öğrencilerin çilesi yakında bitiyor. 10 senedir görmediğimiz çalışmayı bu sene gördük. Ondan çok memnunuz. Muhammed Akyol Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gördes'e ödül kazandıran eser. Gördes'in yüzünü karartan virane haldeki cezaevi restore edilerek Gördes Kültür Evi'ne çevrildi. Bu proje ödüle layık görüldü ve bu ödülü tüm Gördesliler adına Başkanımız Muhammed Akyol, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Spor. 7'den 77'ye her Gördeslinin spor yapabilmesi için mümkün olan her yer spor alanına dönüştürüldü. Burada spor yaparak Gördes'te daha rahat yaşamaya başladık. Artık Gördes doğumunun keyfini sürüyoruz. Şampiyon Gördes Spor için hayal değil, iş üretilerek gençlerimizi sporda bir araya getirmek için modern bir halı saha tesis edildi. Gördeslilerin milli bayram coşkusunu çileye çeviren top sahasına 1238 koltuk kapasiteli kapalı tribün yaptırıldı. 19 Mayıs 2011'de Gördesliler Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapalı tribünde daha başka bir coşku ve gururla kutladılar. Spor alanındaki hamlelere yakında futbol sahasının çimlendirilmesi de katılıyor. Yeşil Gördes'e yemyeşil bir saha, Şampiyon Gördes'e kupa yakışır. Haydi Gördes, göster kendini. Hizmet kervanına yeni araçlar. Araç parkındaki araç sayısı onarım ve yeni alımlarla zenginleştirildi ve 24 saat Gördesli'nin hizmetine koşan dev bir filo oluşturuldu. Üreten Gördes. Gördes kazansın, Gördes büyüsün diyerek kum ocağı yeniden organize edildi. Yeni araçlar alınarak üretim kapasitesi arttırıldı.
parke taşı üretim ünitesi baştan aşağı yeniden kuruldu. Tesislere kazandırılan araç ve makinelerle günlük parke taşı üretimi %300'ün üzerinde rekor bir seviyeye çıkartıldı. İlçe içindeki ulaşım, trafik lambaları, yaya yolları ve duraklarıyla yeniden düzenlendi. Pazartesi günleri ücretsiz servis hizmeti verilmeye başlandı. Yollarımız eskiden toprak yoldu. Sıkıntılarımız vardı. Kış aylarında malum yağışlı günlerde zor günler yaşıyorduk. Başkanımız geldi, yardımcı oldular kendileri. Taş döşeme de bize faydaları var. Allah razı olsun diyoruz. Sanayimizi başkanımız toparladı. Betonlar attı, taşlar döşedi. Tozdan topraktan kurtardı. Gördüğünüz için Muhammed Başkanımız kazanç. Gördeslilerle el ele, gönül gönüle, akılcı projelerle eser üstüne eser veriliyor. Makamını Gördesli'nin kalbine kuran Başkan Akyol daima Gördesliler. Haydi Gördes, haydi Türkiye. Marka şehir Gördes için el ele.